Söz Ahmet Selim'de. Aykut İnce, teşekkürler. Fenerbahçe bu akşam 20'de Alanyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı bay olarak geçmişti sarı lacivertler. Ondan önce de Kayserispor'u yenmeyi başarmışlardı. İç sahada üst üste oynanacak iki maçta galibiyet serisini sürdürmek istiyor Fenerbahçe. Buna karşılık Alanyaspor da son oynadığı maçı kazandı. Ankara gücünü 2-1 yenerek bu maça geldi. Alanyaspor da buradan puan ve puanlar almayı hedefliyor. Sarı lacivertlerde son maçta sakatlanan Doğan Perez'in bu maçta forma giyemeyeceğini ifade edelim. Dizine bir darbe almıştı. Korkulduğu gibi uzun süreli bir sakatlık veya bir kırık söz konusu değil ama bir süre durumu takip edecek ve bu maçta da tedbir amaçlı olarak oynatılmayacağını ifade edelim. Kadıköy'de son yayından bu yana hava durumunda biraz değişiklik oldu. Güneş var diyorduk, güzel bir hava var diyorduk ama her an yağmur beklendiğinde ifade edelim. Buna rağmen Fenerbahçe taraftarı şu ana kadar olduğu tüm maçlarda olduğu gibi bu maçlarda da satışa çıkan biletlerin tamamını tüketti ve bu maçın da kapalı gişe oynanacağını ifade edelim. 35 bin aşkın taraftarın bu akşam maçta olmasını beklediğimizi belirtelim. Son olarak muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum. Kalede Altay forma giyecek Fenerbahçe'de. Defans hattında üçlü bir diziliş. Gustavo sağda, solda Zalai, merkezde Serdar Aziz. Orta sahada ise sağ tarafta Ferdi, sol tarafta Alioski. Merkezde Arao, Crespo, forvet hattında ise Joshua King, Pedro ve Rossi üçlüsüyle sahaya çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Luan Perez'in sakatlığı sebebiyle bir ihtimal bu maça dörtlü de başlayabilir Fenerbahçe. Bu durumda da Serdar Aziz'in dışarı çıkıp yerine Zayt'sın oyuna girmesini beklediğimizi ifade edelim. Tabii ki Farioli'nin takımı Alanyaspor'un muhtemel 11'ini de aktaralım. Kalede Runarsson forma giyecek. Defans hattında sağ bekte Pereira, sol bekte Balkoveç, merkezde Furkan Bayır ve Fatih ikilisinin başlamasını bekliyoruz. Orta sahada Dumbia, Efkan ve Leroy Fay. Hücum hattında da sağ tarafta Efecan, sol tarafta Oğuz ve merkezde Eduardo'nun sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kadıköy'de dakikalar geçtikçe heyecanın arttığını ifade edelim ve buradaki yayınımızı şimdi tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Peki, iyi çalışmalar Ahmet Selim. Şimdi gönderelim Ahmet Selim'e. Gönderelim. Bu arkadaki şeyle coşkuya rağmen hızlı sekmeden anlatması gerçekten tebrik edilecek bir durum. Yani geçmiş dönemlerde o işleri yapan kişiler olarak onun ne kadar zor olduğunu sen de biliyorsun, ben de bilirim. Geçmişte bizimki bayağı eski ama yani o arkadaki bağırır, kulağında patlar, ne söyleyeceğini şaşırırsın ama Ahmet Selim Kulu tebrik etkilenmeden, tıkır tıkır anlattı. Şimdi,